Bekliyorum. Global Just Recovery Gathering. Çok teşekkür ederim. Benim ismim Ivan Zugman, Brezilyalıyım. 350'nin Latin Amerika Bölge Direktörüyüm. Sizinle burada olmak çok güzel. Bir kriz karşısındayız. Birçok krizler karşısındayız ve bütün bu krizlerin hepsi doğrudan bizim doğaya olan davranışımızla ilintili. En derin kökleri bütün bu krizlerin bizim doğayla bağlantımızın kopmasından geliyor. Doğayla savaşıyoruz, topraklarımızdan, alanlarımızdan bağlarımız kopmuş durumda. Bu panelde bu konuda konuşmak istiyoruz. Doğayla olan bağlantımızı nasıl düzeltebileceğimiz konusunda. Adriana Calderon var burada. Meksikalı genç bir iklim aktivisti. Gelecek için cumalar Meksika'dan. Aynı zamanda MAPA, ki en çok etkilenen insanların kurduğu bir gençlik girişimi oradan. Aynı zamanda Irivers Tasnim Esop var bizimle. Biz Güney Afrikalı iklim, fakirlik, enerji ve sosyal adalet uzmanı. Enerji Demokrasi İnisiyatifi'nin kurucu başkanı ve KAN, yani İklim Hareketi Ağı'nın başkanı, ki bu da en büyük iklim hareketi orada. Sonra Ayuton Krenak var, Brezilyalı yerli bir yazar, ekolojist ve aktivist. Doktor Vandana Shiva var, Hintli bir fizikçi, sosyal aktivist, yazar ve aktivizminin merkezinde Karşı Gelişme var, insan merkezli, taban hareketlerini destekleyen, ekoloji, insan hakları ve yaptığı bütün inanılmaz işler için birçok ödül aldı. Bunların arasında Altın Ark Ödülü, Global 500 Ödülü Birleşmiş Milletler'in, Dünya Günü Enternasyonel ve Alternatif Nobel Ödülü de var. Tecrübelerinize ve çalışmalarınıza dayanarak nasıl erteleyebiliriz dünyanın sonunu ve insanlarımızı, gezegenimizi koruyabiliriz? Ben bu soruyla ilk karşılaştığımda ilk olarak düşündüm ki ben doğayla nasıl bir bağım var, bildiğim insanların benim. Aklıma ilk gelen şey şu oldu: benim bir bahçem var ve düşünebildiğim tek şey buydu. Bir bahçem var. Peki bu yeter mi bana ve arkadaşlarıma doğayla bağlantıda olmak için? Hayır tabii ki. Biz çocuklar burada Meksika'da, bize şöyle öğretiliyor: bu yeter. Yani biz bir çiçeği koparırsak bir şey olmaz diye öğretiliyor. Biz başımız derde girmez. Eğer ben bir bitkiyi kopartırsam, bir ağacı kesersem başıma bir şey gelmeyecek. Kimse bundan rahatsız olmayacak. Dünyanın sonu şu anda: yeterince ağacımız, suyumuz, kaynağımız yok. Evet, ilk önce bunları düşündüm. Sonra düşünmeye devam ettim tekrar. İnsanlar, çocuklar neden dikkat etmiyorlar çevreye? Ağaçları, çiçekleri kesiyorlar, otları yoluyorlar istedikleri zaman. Bu eleştirel düşünce çocukken nasıldıysa öyle büyüyor, bizimle geliyor. Biz büyüyoruz ve görmeye başlıyoruz doğayı sadece doğanın olması gerektiği gibi değil, takdir etmiyoruz onu ama kaynak olarak görüyoruz doğayı. Bu bizim derdimiz.
doğa bir kaynak olarak görülüyor insanlar tarafından. Sadece gençler değil, çocuklar, yetişkinler, herkes bu zihniyetle büyüyor. Kimse önemsemeyecek ben çiçeklere zarar verirsem. İnsanlar böyle büyüdükleri zaman onlara kolay geliyor bu düşünce. O zaman alabilirim istediğimi diye düşünüyorlar doğadan. İstediğimi yapabilirim doğaya diye düşünüyorlar. Çünkü doğa benim zannediyorlar. Ben inanıyorum ki bu zihniyetle büyüyen yetişkinler ve hükümet teşkil eden insanlar, politikaları yapan insanlar, bunlar yerel insanlardan faydalanıyorlar, yerlileri atıyorlar topraklarından, el koyuyorlar topraklara. Biz çocukken öğrenmediğimiz zaman doğanın değerini, büyüdüğümüzde mesela Meksika'da bu çok oluyor. Toprak yerlilerin elinden alınıyor. Bir örnek var mesela, birçok örnek var bu konuda. Topraklarını savunurken ölen aktivistler. Çünkü onlar biliyorlar ki yeryüzü ve doğa onlara ait. Ve doğa onlara sığınak verecek, ev verecek, yemek verecek. Ve doğa ve topraklarına iyi bakıyorlar. Onların o topraklar, onların hakkı. Hükümet de doğanın kendine ait olduğunu düşünüyor ve bu yerlileri öldürüyor, susturuyor. Birçok örnek var. Burada mesela Semir Flores var. Bu Guexca'nın koruyucusuydu. Şu anda orada bir termal santral yapılıyor. Çok üzücü çünkü evinin önünde öldürüldü. Sadece toprağını koruduğu için öldürüldü. Ve bu termik santral insanlara çok fazla zarar veriyor. Topraklarını alıyorlar ve yerli insanları takdir etmiyorlar kültürlerini. Burada bizim bir inancımız var. Sanki yerlilerin kültürleri bizim kültürümüzden daha aşağı diye düşünüyoruz. Ve onların kültürleri doğa gibi harcanabilir bir şey zannediyoruz. Yerlilerle doğa bir arada gidiyor ama biz onları bir arada harcıyoruz. Hükümetler, insanlar, herkes doğa ve yerli insanları harcanabilir olarak görüyor. Ve onların topraklarını alıyor, doğalarını öldürüyor. Benim söyleyeceğim şey, bunu nasıl erteleyebiliriz dünyanın sonunu? Ben derim ki yerli halklarımızın haklarını kabul ederek, teslim ederek ve hükümeti de bunu yapmaya ikna ederek yerlilerin topraklarını korumaya hakları var. Çünkü onların toprağı ve aynı zamanda çocukları eğitmemiz de gerekiyor. Doğanın harcanabilir bir şey olmadığı konusunda, insanların da harcanabilir olmadığı konusunda. Teşekkür ediyorum Adriana. Bu gerçekten çok ilham vericiydi. Ve ben de teşekkür etmek istiyorum 350'ye beni davet ettiği için bu oluşuma. Bu kadar şahane ve esin verici insanlarla bu panelde olmak büyük bir ayrıcalık ve onur. Senin gibi İlhan, ben de Vandana'nın birçok kitabını okudum. Daha gençken, artık genç değilim. Ve çok ilham verdi bana. Tabii ki bütün bu çevre demokrasisi kavramı hayatımda ve yaptığım işlerde çok faydalandım. Adriana'nın başladığı konudan devam etmek gerekirse, tabii ki dünyanın sonunu engellemek bize düşüyor, insanlara. Bu da başlangıç noktası olmalı. Bunu yapmak
İnsanların gücünü inşa ederek, o güç ve bu gücü kullanarak sistemi değiştirmek için bu krizleri, dünyanın sonunu getirebilecek olan krizleri neden olan ve birleşik olarak hep beraber şimdiye benzemeyen bir gelecek nasıl olurdu? Hep beraber bunu hayal ederek, işte bu bence değiştirebilir işleri. Bunu söylüyorum çünkü Güney Afrika'daki tecrübemiz böyle oldu. İnsanların gücü, kitle hareketi ile biz apartheid'i yenebildik ve özgürlüğümüzü kazanabildik. Tabii ki hala meselelerimiz var ama özgürlüğümüzü kazandık ve apartheid'i yendik. Ve bu derslerle diyorum ki her zaman inandım ben insanların gücüne. Bu bir başlama noktası sanıyorum. Nasıl insanlar güç sahibi olur? Bu dünyada bizim şimdiki politik sistemlerimiz, şimdiki liderlerimiz bizi daha da aşağı indirdiler bu yolda. Son sene de gördük bunu. Antidemokratik temayüller çoğalıyor. Bu liderler insanlar tarafından seçiliyor ve yurttaşlar olarak bizim kendi gücümüzü kullanmamız gerekiyor. Sadece liderliği değil, bu politik sistemleri de bu çeşit bir değişime yol açan, bu geriye doğru, ileriye değil, şu anda şahit olduğumuz bunları değiştirme gücü insanlarda. Söylemek istediğim ilk şey bu. Çok çalışmamız gerekiyor. İnsanları örgütlemek, kolektif olarak bir vizyon etrafında birleşmiş ve kolektif olarak bu politik sistemi, ekonomik sistemi, sosyal sistemi değiştirmeye yetkili insanlar. İkinci söyleyeceğim şey, biz insanlar aynı zamanda kendi gücümüzü tüketiciler olarak kullanabiliriz. Tüketiciler olarak gücümüz var bizim ve şu anda kesinlikle isteyerek kabul ediyoruz kirli, kirleten endüstrilere bir sosyal ehliyet veriyoruz. Yaptıklarını yapmaya devam etmek için fosil yakıtlar olsun, çok sanayileşmiş ziraat olsun, toprağın kullanımı olsun, Adriana'nın da dediği gibi. Yani tüketiciler olarak bizim durumları değiştirmeye gücümüz var ve şu anda var olan sürdürülemeyen üretim ve tüketim modellerini değiştirmek için. Bunlar açgözlü sistemler. En son söyleyeceğim şey de insanlar olarak bakmamız gereken son şey bu konuda bizim kendi davranışlarımız ve kendi hayat biçimlerimiz. Tabii ki ayrıştırmadan, çünkü bu krizin sebebi fakirlikte yaşayan insanlar değil, bu konuda açık olmamız lazım. Zenginler, varlıklılar karbonun çoğunu kullanıyorlar. En çok dünyadaki en çok karbon ayak izi onlara ait. Bu zenginle fakir arasındaki bu eşitsizlik bizim çevre krizinde de tecrübe ediyoruz bunu, sosyal krizlerde de. Benim perspektifimden dünyanın sonunu engelleme yolu kendi yolumuzdan geçiyor, kendimizden geçiyor ve bir değişime olan taahhütümüzle iyiye doğru. Teşekkür ediyorum hepinize. İlk defa karşılaşıyoruz ve Ayutan, biz daha önce tanışmıştık, karşılaşmıştık. Merhaba. Hem benim kendi hayat tecrübelerimden düşünüyorum, hem de ekolojik perspektiften, Hint
medeniyeti, tabii çok eski bir medeniyet kendi kendini sürdürmüş. Gaia, Pachamama, Vasundaray olarak bildiğimiz dünya sona ermiyor, bir yere gitmiyor, burada kalıyor. Milyarlarca yıldır burada ve birkaç on sene daha insanların sorumsuzluğu, açgözlülüğü, endüstrileşmenin aptallığı ve bu sanayileşmiş ziraatin daha çok verimli olduğu yalanına dair bu konudaki bütün hesaplar yanlış. Baştan beri hileli bütün bu hesaplar. Dünya devam edecek. Evrilmeye devam edecek. Dünyanın sonu meselesi belirli bir dünyanın sonu. Bu 200 bin yıldır gelişen ve bizim türümüzü evrimleştiren dünya. Bazı insanları dünyanın merkezine alıyorlar. İnsanlar ilelebet domine edecek zannediyorlar. Hayır, eğer insanlar bir 10 sene daha dünyayı domine edecek olursa hayvanlar alacak artık dominasyonu. Soru şu, bu bir yok olma anı mı, yoksa hayatı sevmemiz ve hayata savaş açmış olan her şeye karşı direnişimiz, bunları biz erteleyemeyiz. Biz sona erdirmeliyiz. Gaziport'ta, Güney Afrika'da işbirliği yapmayı reddetti 1906'da birileri ve Gandhi ve sonra Hindistan'a geldi. 1911'de bu kanunlar değişmişti Güney Afrika'da. Biz emperyalizmin sonunu ertelemedik. Emperyalizmi sona erdi. İnsanların gücüyle hareket tabii ki etkili. Sadece ertelemezsiniz, kurtulursunuz imparatorluktan. Bu imparatorluk bir soykırımdan da sorumluydu. Ben Monsanto'nun tohumlara sahip olmak istediğini duyduğumda Brezilya'nın büyük bir parçasını bunlar mahvettiler. GMO çok etkili dediler. Ormanı kurtaracak dediler. Amazon kayboluyor. Oradaki küçük çiftlikler ve yerliler yüzünden değil. Onlar binlerce yıldır orada sürdürüyorlar ziraatlerini. Biz Monsanto'nun bioemperyalizmini Brezilya'da sadece ertelemedik, bitirdik. Sadece 4 tane ülkede kaldılar, 7-8 ülkede ve dünyanın birçok bölümü GMO'dan kurtuldu. Microsoft, Bill Gates şu anda Monsanto ile el ele tutuşmuş durumda. Ve bu tohumların patenti olmasına karşı hareket de büyüyor. Yani sadece ertelemiyoruz. Bu insan türünün yaşayabildiği bu dünyayı bundan sonraki 10 senede sona erdirmeliyiz. Penceremiz bu. Bilim bize gösteriyor ki sadece birkaç 10 senemiz kaldı. Ondan sonra yok olmak kaçınılmaz. Bir de her şeyin küçük bir şeyle başlayarak büyüdüğünü hafife alıyor. Tohum büyüyüp ağaç oluyor. Anti-apartheid hareketi çok minik hareketlerle başladı. Hindistan'ı kurtaran şey iplik eğirme aleti idi. Yani bahçeler bence
Paris anlaşması sırasında Paris'te bir bahçe yaptık ve bir anlaşma yaptık. Her yerde bahçeler yetiştireceğiz dedik. Çünkü her yerde zehirlenmiş, mahvolmuş, ormanları kesilmiş bir dünya mı yoksa her yerde ağaçlarımız olması mı? İşte bu akıntıyı, akışı değiştirmek. Çünkü bu akışın artık değişmesi gerekiyor. Bu insanlar, yerliler, çiftçiler daha fazla soykırımı tahammül edemeyecekler. Alton Krenak. Herkese hoş geldiniz demek isterim. Adriana Tasneim. İmkansız gibi görünen engelleri aştığımız, beraber aştığımız şahane hatıralarımız var. Vandana, bütün ekranlar ve teknolojik sorunlara rağmen, sınırlamalara rağmen burada bizimle olman ve bizle ziyaretini paylaşman. Bizimle burada Brezilya'daydın 90'larda, sonra biyoçeşitlilik konvansiyonları için yine geldin. Bu alanlar bizim için fikir paylaşacağımız bereketli topraklar oldu. Adriana'yı dinlediğime de çok mutlu oldum. Onun sesi bir kuşağı temsil ediyor. Onun kuşağının miras aldığı dünyayı gözlemleyen bir kuşağın sesi değil. Onun kuşağı bu paketli dünyayı kazandı, hazır aldı. Dünyanın kurtuluşu için bir kurtuluş kapasitemiz olduğunu gözlemledim. Kurtarılacak dünyalar var, birçok dünya var. Hatta iklim meselesini de tartışan bazı daha çağdaş düşünürler diyorlar ki birçok dünyalarımız var ve başka dünyalar da gelecek mi sorusunu soruyorlar. Bu Vandana'nın vurguladığı antroposentrik, insan merkezli olmayan dünyadan başka perspektifler açıyor. Söz konusu dünya insanlar için bir tatil parkı değil. Yeryüzü gezegeninin biyosferinden söz ediyoruz. Dünya gezegeninin biyosferi kendini yenileyebilir. İçin rahat olsun Adriana. O küçük çiçek ve Gaia dediğimiz harika organizma kendini yenilerler. Mesele şu ki, insanlar, 7-8 milyar insan yok oluşun eşliğindeler. Soyu tükenmekte olan türler listesine aptallıktan girecekler. Tebligatte aptallıktan ötürü soy tükenmesi yazıyor. Çünkü atalarımız bu gezegende nasıl yaşayacağımıza dair birçok bilgi bıraktılar. Atalarımız bize yeryüzünün kendi canlı organizması olan bu harikulade bahçeyi miras bıraktılar. Bu harikulade bahçede bizde kalmadı veya bizde yok. Öfkeleri ve meraklarıyla insanlar yeryüzünü delik deşik ediyorlar. Yeryüzünün organizmasını bozuyor ve deşiyor. 20. yüzyılda bir petrol medeniyeti olarak yaşıyor. Yani petrol medeniyeti bizi petrole boğdu. Ben artık bütün bu petrole dayanamayacak bir noktadayım. Nereye baksam petrol var. Arabalarda, evlerimizde, cep telefonlarımızda, üstümde, altımda petrol var. Petrole batmış durumdayım ve absürt, rezil, sorumsuz petrol kazaları için hesap sorabileceğim kimse var mı bilmek istiyorum. Çünkü bu yakıt, bu fosil yakıtı toprağın altında gömülü kalmalıydı. Milyonlarca yıl ideal koşullarda korundu, tam olarak bir Covid aşısı gibi ve şimdi Covid aşısının kazaya meydan vermemek için -70 derecede korunması gerekiyor. Petrolün de zarar vermemek için -1 milyar derecede yeryüzünün dibinde kalması lazım. Petrolü yüzeye çıkartan bu aptallar, soykırımların sorumlusular. Soykırımların sorumlusular, soykırımcılar. Balinaları, filleri, kutup ayılarını, karıncaları ve arıları öldürüyorlar.
hayatı öldürüyorlar. Ceset politikasının kumandanlarılar. Bu bir ölüm aracı olarak çalışan bir global yönetim biçimi. Ölüm aracı olarak şu anda çalışıyor. Bu herhangi bir hükümete özgü değil. Meksika'ya, Brezilya, Amerika veya Rusya hükümetine özgü değil. İnsanlar korporasyonlarda yönetici gibi çalışan vali, devlet başkanı ve bakan kılığındaki sahtekarlara izin verdiler. Acımasız bir ciddiyetle çalışıyor yönetim biçimi. Bu insanlar birer hiçler. Sahnedeki kuklalar gibi kukla bu insanlar. Devlet başkanı, başbakanlar bunların hiçbir şeyi yok. Hepsi birer kuruntu. O derece ki üfleseniz düşerler. Fakat bizim atalarımız çok güçlü bir cihaz olarak mirasımız. Mahatma Gandhi'yi hatırlayalım. Afrika'da sevgili Mandela'mızı hatırlayalım. Dünyayı ilham verici biçimlerde düşünen diğer kadınları ve erkekleri hatırlayalım. Atalarımızdan gelen bu cihaz geçici olarak devre dışı. Geçici olarak devre dışı çünkü yurttaştan tüketiciye dönüşmeyi kabul ediyoruz. Tasnim bu global sürece tüketiciler olarak nasıl katılacağımız ihtimalini vurguladı değil mi? Pazarın bize arzu ve ihtiyaç fikirleri olarak attığı şeylere cevaben hareket ediyoruz. Ama aslında bizim öyle ihtiyaçlarımız yok. Bunlar bizim için pazar tarafından yaratılıyorlar. Peki tüketici değil yurttaş olarak korumaya nasıl katılacağız? Tüketiciler aptaldır. Tüketiciler müptelalara dönüştürülmüştür. Onlar zaten uyuşturulmuş. Bize yurttaşlar lazım. Amerika kıtasının yurttaşlarıyla, Asya'dan, Avrupa kıtasından yurttaşlarla diyaloğa girmek istiyorum. Tüketicilerle meşgul olmak istemiyorum. Pandemi sırasında gözünüzü gökyüzüne çevirdiğim, sefil ülkelerin uzay gemilerinde yeni uydular bıraktıklarını, fırlattıklarını fark ettiniz mi? Ya Mars'ta bir çeşit spa yaratmak? Bakın bu arzu sahiden var. Tatillerini Mars'ta geçirmek isteyen çok insan var. Tüketici fikirleri materyalistik, sefil bir perspektif tarafından ele geçirilmiş. Atalarımızın hayallerini yeniden bulmamız lazım. Yeniden şarkı söyleyebileceğimize, dans edebileceğimize, gökyüzünü askıya alıp bütün insanların kültürel miraslarıyla dolu olarak dünyayı ortak bir miras olarak gördüğü, dünyasal bir atmosfer yaratabileceğimize emin olmalıyız. Ve aynı zamanda küreselleşmenin mantığını da sorgulamalıyız. Küreselleşme mantığı 70'lerin, 80'lerin sonlarında tam bir daire çizdi. Ve kimse 90'lardan itibaren doğmuş gençler bu mekanizmanın nasıl aynı noktaya geldiğini görmedi. Globalizasyon denilen bu koca mahzen hepimizi bu bir çeşit korku gösterisine yerleştirdi. Korporasyonların tek istediği bu korku gösterisini başlatmak dostlarım. Yeryüzünün ekosistemlerini mahvettikten sonra korporasyonlar Mars'ta piknik yapacak. Sorumsuzlar ve suçlular ve onların toplumsal ehliyetini geri almamız gerekiyor. Onların bölgesel hükümetleri manipüle etmelerine son vermemiz gerekiyor. Korporasyonların manipüle ettiği kuklaların kimler olduklarını göstermemiz gerekiyor. Bandana ipuçları verdi. Bu kuklalardan bazıları öyle aktifler ki sanki korporasyonlar onların kontrolünde gibi görünüyor. Ama gerçekte öyle bir belirsizlik var ki emirleri kimin verdiğini bilmiyoruz, öyle değil mi? Eğer Microsoft gezegenimizin tohumlarını kontrol edebilirlerle ortak olursa ve eğer ikisi de silah endüstrisiyle ilintiliyse her şey bir çeşit küresel COVID'e karışır. Yani sonunda tam olarak milyarderler listesinde ismi olan bazı bireylerin açgözlülüğü ve bencilliğinden çıkan bir küresel sorunla baş başa kalacağız. En büyük milyarderlerin listesini her sene yayınlayan bir dergi var. O listeyi bulun ve oradaki insanları sohbete davet edin. Onlara, o milyarderlere, trilyonerlere sorun. Bill Gates'e arkadaşlarını davet etmesini söyleyebilirsiniz. Onlara şöyle deyin.
ıssız bir adaya gidiyoruz ve küreselleşme, dünyanın sonu, dünyanın sonunu ertelemek, Mars'ta bir spa, kozmosta tatiller üzerine konuşacağız. Onlarla başka fikirler de tartışacağız çünkü dayanışmaya, sevgiye, kucaklanmaya ihtiyaçları var o pobresikoların, o zavallıların. Então a gente vai ter uma peste global que é produzida exatamente pelo egoísmo, pela ganância de alguns sujeitos que figuram na lista dos bilionários. Todo ano tem uma revista que publica a lista dos maiores bilionários. Peguem aquela lista e convide eles para conversar. Aqueles caras, pergunta a eles, aqueles bilionários, trilionários, pode chamar o Bill Gates para convidar os colegas dele e falar o seguinte, vamos para uma ilha deserta e a gente vai conversar sobre globalização, fim de mundo, adiamento de fim de mundo, spa em Marte, férias no cosmos, discutir outras ideias com eles, porque eles estão precisando de solidariedade, de amor, eles estão precisando de um abraço. Pobrezitos. Finish this round. Şu anda bu kısmı tamamlamış olduk. Bu sene kendinize, bu harekete ve dünyaya nasıl bir taahhütte bulunuyorsunuz? Benim taahhütüm bu şu anda yaşadığım yerde köklü eski kültürlerle zaten, yani Krenaklarla zaten yaşıyorum. Eski bir evdeyim. 500 metre aşağıda bir nehir var. Bu zavallı nehir Allah'ın cezası bir zehir, çamur, zehirli bir çamurla mahvolmuş durumda madencilik yüzünden. Ve bu güzel nehrin mahvoluşunu önümüzdeki yıllarda seyrediyor olacağım. Benim ilk taahhütüm bu nehri korumaya çalışmak. İkincisi ise benzer ve aynı şeyleri veya benzer şeyleri yapan insanlarla bir araya gelmeye çalışmak. Mesela Adriana gibi, onun bahçeleri gibi. Benim vermek istediğim taahhüt 50 yıldır ne yaptıysam o. Yani Himalaya'da büyüdüğüm yerlerde dünyayı kucaklamaya devam edeceğim. Bill Gates'e hepimizin bir not göndermesi lazım. Sen ne kadar zavallı, fakir bir adamsın ve bir chip koda ihtiyacın var. İnşallah hepimizin birlikte yapacağı bir şey olmalı bu. Bill Gates'e bir not göndermek. GDO'lu tohumlara karşı olmaya devam edeceğim. GDO'lu tohumlardan kurtulmayı hedeflemeye devam edeceğim. Bu dijital haritalama denen ve genetik tohumlara karşı bütün işlere karşı olmaya devam edeceğim. Burada Meksika'ya tebriklerimi gönderiyorum bu arada. Dünyanın tohumlarına sahip çıkmaya devam edeceğim. Kolonizasyonun yeni modeli olan bu dijital elektronik haritalama yöntemiyle ele geçirdikleri toprakları şimdi de dünyayı ele geçirmek için kullanıyorlar. Ve bu yeni kolonizasyon biçimine de karşı olacağım. ...1987'den beri sürdürdüğüm türlerin yok olması ve iklim değişikliğiyle mücadele eden zirai faaliyetlerime, bunlara karşı olan faaliyetlere devam edeceğim. Ormanların yok edilmesine, ormanların yok edilmesiyle karşı mücadele edeceğim. Çölleşme ile mücadele edeceğim.
yerli ve köklü kültürlerin yaptığı gibi ihtiyaç kadar üretme ve kararınca tüketmeyi hedefleyeceğim. Bizim Amazon'dan elimizi bir çekelim. Amazon'dan bir rahat bırakalım. Kendi karnımızı doyurmak için Amazon'u mahvetmemiz şart değil. Buna izin vermeyelim. Hep birlikte vermeyelim. Fosil yakıtlara sadece karşı çıkmak değil, fosil yakıtlarla birlikte gelen bütün o kimyasal ve endüstri ürünü, tarım ve ziraate de karşı mücadele edeceğim. Bu mücadeleyi sürdüreceğim. Bu Mars'a gitmeye çalışıyordu ya bu fosil yakıtlarıyla uğraşan bu insanlar. Aynı Krenak'ın dediği gibi Süveyş kanalında sıkışmış bir gemiden gelen önümüzde tabakta istemekten vazgeçmek zorundayız. Bu adamlar vazgeçmek zorundalar. Mesela bir de bu 350 ya da Fridays of the Future gibi örgütlerde bir sahte uyduruk hesaplamalara karşı olacağım. Mesela net zero amaç sıfırda olduğu gibi. Amazon'u da mahvederim. Bütün tarım alanlarını da mahvederim ama her şey doğa için olmalı gibi. Bizim şu anda sahip olduğumuz her şey, bütün hayat doğanın ürünü, doğanın parçası, doğa özünden. Köklü eski kültürler, indigenous kültürler yabanılaşmadan var olmayı bildi, yüzyıllarca var olmayı bildiler. Biz de onların yaptığına geri dönebiliriz. Onların yaptıklarını yapabiliriz. Beslenme. Çünkü bizim gerçek yiyeceklere geri dönmemiz lazım. Gerçek olan yiyeceklere. Bu COVID pandemisi denen şey aslında yiyeceklerimizin mahvolduğunun, yiyeceklerimizin yoldan çıktığının göstergesi. Ve o yüzden de bahçe devrimin başladığı yer, bahçe çok çok önemli bir yer, harika bir yer devrimin başlaması için. Vandana gibi benim de taahhütüm mücadeleye devam etmek ve sınırlı bir insan olmak, kendimi sınırlandırarak yaşamak. Aslında bütün bu iklim değişikliğiyle ilgili mücadelemiz, bütün bu kavga adalet için. Neden? İnsanların, onların adına adalet sağlamak için. Doğaya ve insanlığa adalet getirmek gibi bir kibirliğe saklanıyor değilim. Fakat krizden sorumlu olmayan insanların adalet mücadelesinin bir parçası olmaya devam edeceğim. Yeniden kendimi keşfetmek ve bu tür hareketlerin, bu tür mücadelelerin yenilenmesi, kendini yeniden tanımlaması için çalışmaya devam edeceğim. Aslında global network'ten nefret ediyorum. Maalesef böyle söylediğim için üzgünüm ama bir taraftan da unutmayalım. Bu ayrıcalıktan yararlanmak ve bu ayrıcalığı kullanarak adalet için çalışmak, adalet için ilham edinmek mümkün. Bundan yararlanmak akıllıca bir şey. Is something that I commit to in terms of the work I do. We started doing it in this network that I now lead. Bu hareketin içinde. From this, you know, we're very policy oriented,
Mevcut sistemlerden uzaklaşarak ve yeniden başka türlü bir sistem inşa etmeye çalışarak var olma mücadelesine devam edeceğim. Yerel düzlemden başlayarak, yerel zeminden başlayarak ve küresel sisteme nasıl baskı uygulayabiliriz? Bunun yollarını araştırmaya devam edeceğim. Adaleti aramaya ve onun için başkaları adına da adalet mücadelesi verebilmeye devam edeceğim. Dünyaya bir taahhütte bulunmak istesem, Vandana gibi, dünyanın hiçbir yere gittiği yok. Bunun bilincinde olmak ve haddimi bilmek, dünyanın büyüklüğü karşısında haddimi bilmek benim yapacağım taahhütler olabilir. Buna ek olarak zamanımız kalmadığını, bunun aciliyetini ...1950'lerde bu taahhütlerde bulunan insanları nasıl şimdi mahkeme edemiyorsak ve bilim nasıl bize bizim bilim nasıl bize bu 10 yılın sonunda artık zamanımız kalmadığını açıkça gösteriyorsa, benim taahhütüm de Vandana'dan farklı değil. Fosil yakıtları için artık yerimiz ve zamanımız yok. Şimdi bitmek zorunda. Fosil yakıtları kullanmak şimdi bitmek zorunda. Nekahat, kendimizi tedavi etmek için zamanımız çok az kaldı. Benden öncekiler gibi, benim ilham aldığım büyüklerim gibi olmaya çalışacağım. Benim bulunmak istediğim taahhüt bu. Hayır Adriana, biz asıl senden ilham alıyoruz. Senin gibi gençlerden alıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. So for me, my commitment will be to... Benim taahhütüm study, to, kendime eğitmeye like, devam etmek, really öğrenmeye devam etmek istiyorum. Ve sizler gibi olmak, bu panele katılan insanlar gibi olabilmek için elimden geleni yapmak istiyorum. Ben kapitalizmden nefret ediyorum. İdeolleştirdiğimiz, başımızın tacı ettiğimiz bu sistem... tepemize çıkmış oldu. Ben bahçemle ilgileneceğim bu yıl. Ve herkesin kendi bahçesi olabilmesi için onlara yardım etmek istiyorum. Ve diğerlerinin, başka insanların iklim değişikliği konusunda perspektiflerini değiştirmek için çalışmak istiyorum. Üçünüze de benim için ilham kaynağı olduğunuz için minnettarım. Hepinize teşekkürler. Bu paneli birbirimizi ve dünyayı kucaklayarak bitirelim. Global Just Recovery Gathering.